that much smarter. Thanks for making me a fighter. Evet arkadaşlar, şimdi Hans kartısında çıktık. Burada iki tane de arkadaşımız var bizim. Biri Cafer, diğeri de Tayyar. Onlar süper hareketleriyle mücadele edecek. Ben de namiliyar su 100 M1 ile mücadele edeceğim. Şimdi şöyle bir durum var. Bazı seviyelerde o seviyenin özel tankı vardır. Zırhıyla, DPM'iyle, hareket kabiliyetiyle, kamuflaj ile o tankın o seviyeye göre üstün olduğu görülür. Bu da o tanklardan biri. 7. seviye bir tank. 7. seviye bir tank destroyer. Ve şimdi garaja da inceleyeceğiz zaten. Daha detaylı da inceleyeceğiz. Bu tankın en önemli özelliği zırhının çok iyi olması. Ön zırhı çok çok iyi bir tank. Hele ki 7. seviyelere göre üstün bir tank. Şimdi oyunda gördüğünüz gibi 8. seviye tanklar da var. Evet, fakat daha çok ağırlıklı 7. seviye tanklar ve 6. seviye tanklarla mücadele ediyoruz. Burada duvarı yıkmak için ateş ettim. Tabii rakibin oradan geçeceğini görmedim. Burada gördüğünüz gibi panter bir atış yapıyoruz. Araçları da yıkayarak atış yapıyoruz. İçeri alıyoruz. Bir kez daha atışımızı yapıyoruz. Tekrar hasar veriyoruz. Panterin canı yavaş yavaş gidiyor. O bana ateş ediyor. Topuma geliyor. Topumu bozuyor ve benden sekliyor. Ben tekrar bir panter atışını yapıyorum. Ve panteri sadece 101 canla bırakıyoruz. Şimdi bu tank, böyle bir tank varsa altınızda oyunu domine etmeniz gerekir. Biraz riskli. Niye riskli? Çünkü karşıda aslında Tornwagen gibi, işte Aston Rex gibi, hatta 130 PM gibi çok üstün tanklar var. 8. seviyenin kaliteli tankları var. Burada iki atış yaptıktan sonra ben kostümümü değiştirmeyi düşünüyorum. Hatta burada arkadaşlarıma da söylüyorum. Bakın şimdi diyorum, oyunu nasıl kıracağım. Ve az önce hasar verdiğim Panther'in önüne ve geçiyorum. Comet'in önüne geçiyorum. Önce Comet'e vuruyorum. Beni delmeyi başarıyor Panther. Comet'i ramlemek istiyorum. Çok hasar veriyorum. Çok ramda başarılı bir tank değil. Tekrar Comet sekten sektiriyorum. Comet'e doğru gidiyorum. Comet'i boş bırakmıyorum açıkçası. Comet arkama dönmek istiyor. Oradaki bina engel oldu. Ben tekrar Comet'e hasar verdim. Comet arkama dönmek istiyor. Son anda dolduruyorum ve Comet'e garaja yolluyorum. Şimdi bundan sonra Panther giriyor. Panther'e de vurduktan sonra onu da garaja yolluyoruz. Durmak yok diyorum. 1700 hasarım var ve maçın daha 2 dakikalar oldu maçın başlaması ve 2 dakikada 1700 hasara ulaştım. Burada soldaki arkadaşlarım da sol tarafı gayet iyi bir şekilde temizlemeye çalışıyor. Orada sayısal olarak üstünlükleri yok. Fakat orasında epeyce bir toparladılar. Daha sonra haritanın orta bölgesinde tankların olduğu yere gidiyorum. Bir tank görüyorum. STRV benden sektiriyor. Ben vuruyorum. Deliyorum. Arkadaşım vuruyor. O deliyor. STRV benden kaçmak istiyor. Olayın tamamen farkında. Hiçbir şansının olmadığını görüyor. Ben atıyor. Sektiriyor. Ben atıyorum ve garaja yolluyorum. Tamamen agresif bir oyun tarzı sergiliyorum. Şu anda 2100 hasarımız var. Burada küçük bir hata yapacağım. Bakın hatam ne? Ben bu tanka çıktım. Patlayan tanka çıktım. Fakat KV2'yi orada görmedim. KV2 patlayıcı olarak çok üstün bir tank. Bana vurdu ve tam iyi bir isabetten sonra 263 hasar verdi. Durmaya yok dediğim gibi ben KV2'ye ikinci hasarımı atıyorum ve KV2'yi de garaja yolluyorum. Ardından karşıma T25/2 çıkıyor. Onu da garaja yolluyoruz. Devam ediyorum. Yardırıyorum. Durmak yok. Burada yine hatalı bir çıkış yapıyorum. Ve beni de T34/FT tankı garaja yolluyor. Onu da garaja yolluyorlar. Şimdi maç oynarken burada diğer arkadaşlarımıza bakıyoruz. Onlar da aynı şekilde sol tarafta snark pozisyonunda epeyce bir temizleme yapmışlar. Şimdi garajda inceleyeceğiz bu tankı. Ama tekrar söylüyorum, alınabilirse 7. seviyede oynanabilirse yüksek bir tank. Şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi gelin bu özel tankı bir de garajda inceleyelim. Evet arkadaşlar, garajdayız. Su 100 M1'i inceliyoruz. Şimdi savaşımızı gördük. Savaşın detaylarını da göstereceğim. Hatta önce onları göstereyim. Şöyle açalım. Şimdi toplamda 83 gün para kazanıyoruz. Tabii bu şeyle, premiumla birlikte kazandığımız para. Takım skoruna bakalım. Bakın burada demek istediğimi çok net iyi anlayacaksınız. 2789 hasar vermişiz ve oyunu tamamen bloke etmişiz. Çok domine etmişiz oyunu. Bloke demek yanlış olur. Oyunu tamamen domine etmişiz abi. Şimdi karşı tarafa baktığınızda Aston Rex bir şeyler yapmış. Su biraz zayıf kalmış. Ama bizim çok ciddi bir şekilde
Zaten deneyim puanı da çok fazla yüksek. Ön plana çıktığımızı görüyorsunuz. Engellediğimiz hasar 1400. Bu tank şeyin Obje 268 T4'ün küçük kardeşi. Küçük kardeşi diyeyim. Hasarımız çok fazla. Zırhımızı iyi kullanmışız. Hızlı atağa kalktık. Ve sizin bu tankla durup beklemeniz biraz mantıklı değil. Garajda Su-100 M1'i inceliyoruz. Su-100 M1 az önce savaşta gördünüz. Ön zırhıyla ön plana çıktık. Hareket kabiliyeti öne çıktı. Ve aslında seviye 7'ye göre çok da iyi bir topu var. Topuyla öne çıktı. Yani bu tank destroyer, dediğim gibi bazı şeylerin özel tankları olur ya seviyelerin. İşte onlardan biri. Kesinlikle arkadaşlar. Seviyeli bir tank destroyer hangisi diye sorarsanız ben size bu tankı Su-100 M1'i tavsiye ederim. Tankın en önemli özelliği zırhı, topu ve hızı. Üçü birden var bu tankta. Yok yok. Şimdi bakın hareket kabiliyetine gelelim bakalım. Bu tank saatte ileri 54 km hız yapıyor abi. Çok çok ciddi bir hız. Çok ciddi bir hız. Yani bir hafif tank kadar hızlısınız. Bakın bir abartmıyorum. Bir hafif tank kadar hızlısınız. Hemen LTG'ye bakalım yanındaki Rus tankına. 63 km hız yapıyor. Arada sadece 9 km fark var. Yani hızınız var. Zırhına bakalım. Bakın ön zırhı, gövde zırhı 140 mm. Ha tabii ki her yer 140 değil ama şurası 140 mm. Bir açısı da var. Rus tanklarının açılı zırhını meşhurdur biliyorsunuz. Yanda da bir açı var. Yani bu zırh belki buradaki açıdan dolayı 180 mm'lere çıkıyor. 200 mm'lere çıkıyor. Bir de hareketli olarak oynadığınız zaman bu tankı bakın durarak oynamanız çok daha faydalı olur. Hareketli oynadığınızda yani rakibin sizi delme ihtimali çok azalıyor. Bunun dışında topuna bakalım. Bu tankın. Dağılma 0.38 fena değil. Nişan alma kötü. Evet. O da kötü olsun bari. Hani o kadarı da olsun. Ortalama delme 212. Ortalama hasar 250. Gayet başarılı. Gayet güzel bir tank. Premium mermisi var. O da kötü biraz. O da çok fazla etkisi yok açıkçası. Bu arada ortalama derdi 212'ymiş. İlk mermide, ikinci mermide de 258'miş. Gayet başarılı bir tank. Bunu aldığınızda hareketli oynayabilirsiniz. Şimdi hemen bir şeye dönelim abi. Tank GG'ye dönelim. Orada bir bakalım. Şimdi karşıya T29'u aldım. Ben T29 7. seviyede güzel tanklardan, kaliteli tanklardan, ağır tanklardan biridir. Tariti vardır, topu iyidir vesaire vesaire. Şimdi bak T29'da ateş ettiğinizde şu tam karşıdan gördüğünüzde ne demişti? 216 mm zırh. Arkadaşlar şaka gibi. 7. seviyede delinmezsiniz. Yani delinmezsiniz demek evet yanlış olur fakat çok zor delinirsiniz. Altınızı saklayın, oynayın. Bakın yandan gördüğünde, şu açıyla gördüğünde rakip sizi yine çok zor. Bakın nereye atarsa atsın çok zor. Tek zayıf yeriniz şu üst tarafınız. Şurada küçük bir komutan kapağı var. Oradan delebilir belki sizi rakip. Çok çok başarılı bir tank. Çok başarılı bir tank. Ve topu da çok iyi deliyor. Kendi seviyesine göre efsane. Bakın T29'un topu ne kadar deliyormuş ona bakalım. T29'un topunun ne kadar deldiğine bakalım. T29 198 mm diyor ve 245 mm deliyor. Yani T29 delemiyor size. Bak T29 şöyle gördüm sizi delemiyor. Evet alt plakayı deliyor. Onu sakladınız mı? Çok deli. Hareketli olduğunuzda delemiyor. Side scrape yapabilirsiniz. Ani baskınlar düzenleyebilirsiniz. Gayet başarılı bir tank. Çok fazla uzatmayın videoyu. Ama gördünüz bu tankla nasıl oynanması gerektiğini, bu tankın nasıl kullanılması gerektiğini gördünüz. Tavsiye edeceğim tanklardan biridir. Seviyesinin özel tankıdır efendim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.